Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video, yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Ben Ata. Beni canlı yayınlardan ve bazı videolardan takip ediyorsanız, takip edenler illaki bileceklerdir ki, yepyeni bir seriye başlayacağım ve bu serinin sürpriz bir seri olacağını söylemiştim. Sözümü de tutuyor ve an itibariyle yeni serimiz olan Vampire Survivor serisine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Zamanda PC'de gerçekten bir ara oyun dünyasını domine etmişti. Herkes deliler gibi oynuyordu. Ben de bir ara şans vermek istemiştim. Oyun öyle bir bağımlılık yaptı ki oyunda o kadar fazla içerik, o kadar fazla detay var ki gerçekten bu seriye başlamazsam kesinlikle olmazdı. Ve çok uzun zamandır dikey ekrandan bir seri de yapmıyordum. Yeni serimiz, uzunca bir serimiz, hayırlı uğurlu olsun diyerekten daha fazla Vampire Survivors videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayı önce benim Rabbim kapıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Bu seri bu arada iki part şeklinde olacak. Birincisi normal gameplay serisi olarak, bir diğer seri de eğitici öğreticili, ne nasıl yapılır, nasıl açılır tarzı böyle detaylı bir şekilde anlatımlar yapacağım bir seri olacak. Haberiniz olsun, pazartesi günleri de belki haftanın 2 günü olacak şekilde canlı yayınlarda da hesabı geliştirmek üzerine, başarı toplamak üzere de oynar olacağız, haberiniz olsun. Oyunu açtığımızda bu arada ışık duyarlı uyarısı diye bir şey var. Bunu da okumazsam olmaz. Bu oyun parlak yanıp sönen ışıklar içerir. Baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya yüz seyirmesi, kol veya bacaklarda sarsılma veya titreme, oryantasyon bozukluğu, kafa karışıklığı veya anlık bilinç kaybı yaşarsanız lütfen oynamayı hemen bırakın ve bir doktora danışın. Sizin veya akrabalarınızda herhangi bir nöbet veya epilepsi geçmişi varsa oynamadan önce bir doktora danışın. Adamlar bu kadar hassas yani bu konuda. Evet, oyunumuzun ana ekranı bu şekilde, başlamak için tıklıyoruz. Şu anda öyle ekranda çok fazla bir şey yok. Oyunda canavarları öldürdükçe, belli başlı yerleri keşfettikçe, belli yapıları yıktıkça falan para topluyor. Ve buradan da güçlendirmeleri açıyoruz arkadaşlar. Yani oyunu tekrar tekrar oynayarak karakterlerimizin statlarını buradan kalıcı olarak geliştirebiliyoruz. Tabii daha hiç oynamadığım için sadece bir ses denemesi yapmak için oyuna girdim. Haberiniz olsun. O yüzden paramız, her şeyimiz sıfır. Bu yeni serinin ilk videosu olacağı için oyunu böyle ufaktan böyle anlatacağım, birazcık oynayacağım bir bölüm olacak. Sıradaki bölümden itibaren bölümleri geçmek üzerine, yeni bölümleri ve yeni karakterleri oynamak üzerine olacak. Haberiniz olsun diyerekten başlaya tıkladığımızda şu an 4 tane karakterimiz var. Yeni karakterleri açmak için altına ihtiyacımız var. 10 altın, 100 altın ve 500 altın olmak üzere. Şu anda bizde sadece Antonio var ve her karakterin kendince pasifleri var. Mesela bu Antonio'da her 10 seviyede %10 daha fazla hasar kazanır diyor. Yani 50. seviyede hasar %100'den 150'ye çıkıyor gibi. Şöyle onayla diyor, başla diyor ve ardından oyun ekranımıza an itibariyle geçmiş olduk. Oyuna herhangi bir tuşa falan basmanıza gerek yok. Sadece yukarı aşağı sol sağ hareketlerini yaparak her karakterin kendince bir silahı olduğu için ona göre oynamanız gerekiyor. Seviye atladıkça da aktif yetenek veya pasif yetenekler olmak üzere burada şimdilik 3 tane ekran geliyor. 3 tane seçenek geliyor. Mesela defle bizi hasardan koruyor. Sahte suyu böyle iksir gibi bir şey var. Yere düşünce işte kırılıyor. Orada bir alan hasarı yayıyor falan. Bir de kral inciri var. Karakterin yörüngesine döner diyor. Ben Santa suyunu çok sevdiğim için bu oyunu Santa suyunu geliştireceğim. Düşmanları öldürdükçe gördüğünüz gibi burada mavi elmaslar düşüyor. Böyle böyle düşmanları öldürerek elimizden geldiğince seviye atlamaya çalışıyoruz. Her karakterin silahının belli bir cooldown'ı var. Seviyeler atladıkça pasif özelliklerden bu süreleri azaltabiliyor, alan arttırabiliyor, hasarı arttırabiliyor ya da hatta hani projectile dediğimiz, yani mesela şu anda tek bir yere vuruyoruz ya, bunun sayısını da arttırabiliyoruz. Silahtan silaha değişiyor bu arada. Haberiniz olsun. Mesela şimdi seviye 3 olduk. Sahta suyunun upgrade'i geldi mesela. Bir tane daha fazla atacak ve alanı da %20 artacak. Bakın gördüğünüz gibi artık 3 tane atıyoruz. Ve hani alanı da arttığı için artık daha geniş bir alana yayılıyor olacak. Bu da bizim için tabii ki de önemli. Böyle böyle seviyeler atlayarak, etrafı keşfederek, mümkün mertebe keşfederek tabii, düşmanları öldürüp seviye atlayarak altın falan toplayıp mevcut pasif özellikleri kalıcı bir şekilde de geliştirebiliyoruz. Yani öldüğümüzde buradaki açtığımız bütün özellikler gidiyor. Onu da bilgisini baştan bir vereyim. Bütün özellikler gidiyor. Topladığımız altınlarla yükseltmelerimiz yapıyor. Sonra tekrar tekrar oynuyoruz. Bu meşalelerden de altın çıkabiliyor, yemek çıkabiliyor. Normal şartlarda can yenileyemiyoruz.
ama pasif özelliklerden mesela saniye başı can yenilememizi falan arttırabiliyoruz. Ama biz şu anda sıfırdan hesap açtığımız için, sıfırdan oynadığımız için öyle bir imkanımız yok. Yani iyileşmemizin tek yolu bu meşaleleri kırarak buradan yemek çıkarsa yemekle iyileşebiliyoruz. Haberiniz olsun. Bu arada dünya yuvarlaktır misali mantığı aslında bu oyunda pek yok. Hani baya baya mevcut bulunduğumuz yerden uzaklaşabiliyoruz. Ve öldürdüğümüz düşmanlardan çıkan bu experience puanları, tecrübe puanları da aynı zamanda yerde kalıyor bilginize. Bakın yine defne geldi. Ispanak mesela hasarımızı %10 arttırıyor. Bir de kampçı upgrade'i geldi. Yani artık 2 tane kampçı kullanabiliyoruz. Bu arada biraz canımız gitti farkındayım ama upgrade'i tam zamanda yaptık. Ve oyunda zaman geçtikçe gördüğünüz gibi düşmanlar daha kalabalık oluyor. Yeni düşmanlar çıkıyor. Düşmanlar daha güçlü oluyor. Böyle böyle oyun giderek hızlanıyor ve kendinizce bir temposu oluyor. Ve sizin de yaptığınız upgrade'lere göre, aldığınız silahlara göre vesaire kendi temponuzu oluşturup ona göre oynamaya çalışıyorsunuz. Ve bazı düşmanlardan da böyle hazine sandıkları düşüyor. Hazine sandığı açtığınızda da buradan mevcut açtığımız özelliklerden birinin upgrade'e geliyor. Belli miktarda da para veriyor. Haberiniz olsun. Santa suyu geldi mesela. Kutsal su da diyebilirsiniz buna. Etkisi 5 saniye daha uzun sürüyor. Ve hasar da arttı. Ariyeten'le bu arada sonrası bir daha seviye atladık. Balta alabiliriz. Bıçak alabiliriz. Ya da gelen hasarı azaltabiliriz. Ben hasarı azaltacağım çünkü canımız çok az şu anda. Hani gerçekten fazlasıyla az. Ölmek istemiyorum hani direkt olarak oyunu size anlatacağım diye. Bu arada orada bir para kesesi var. O parayı topladığımızda bu arada 10 altın olarak dönüyor bize. 1 altın, 10 altın. Bir de bunun daha böyle renkli, böyle capcaflı para kesesi var. Oradan kaç altın veriyor hatırlamıyorum. Sanırım 100 altın veriyor. Daha fazla da olabilir. Dikkatli olmamız lazım şu anda. Mevcut tecrübe puanlarını toplayıp benim hemen seviye atlamam gerekiyor. Bu arada siz seviye atladıkça düşmanlar da direkt olarak seviye atlıyor. Yani mevcut seviyemiz düşmanlarımızın seviyesine eşit. Bilginiz olsun. Yani bir yerden sonra ya ben o kadar silah aldım, o kadar geliştirme yaptım, benim niye hasarım yetmiyor, niye düşmanları öldüremiyorum derseniz sebebi budur. Santa suyunu geliştirmeye devam edeceğim çünkü sayısı artıyor, etkisi daha uzun sürüyor. Ve böylece kalabalık düşmanları çok daha rahat bir şekilde gördüğünüz gibi bu sayede indirebiliyoruz. Etrafımızdaki meşaleleri de bu sayede indirme ihtimalimiz de artacak. İlla yanlarına gitmek zorunda kalmayacağız. Bir altın çıktı. Yine bir altın çıktı. İyileşirsek fena olmaz. Altı çıktı full. Ben şöyle bir yukarıya doğru gideceğim birazcık. Dikkatli bir şekilde ama tabii. Alanımız da biraz dar olduğu için, vuruş alanımız biraz dar olduğu için sıkıntı yaşıyoruz. Upgrade alabilirim. Hasarı arttırabilirim. Hasarlık şu anlık bir problemim yok. Alınan hasarı azaltacağım. Hemen ölmemek için. Bu arada oyunun sesi falan nasıl geliyor? Onu da yorumlar kısmına yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü videosunu çekmeye başlamadan önce minik bir ayar çekmiştim. Hani isterseniz sıradaki bölümlerde mevcut sesi birazcık arttırabilirim. Ya da azaltabilirim. Bilginiz olsun. Bu arada az önce parlayan bir yarasa öldürdüm. Bu parlayan yarasadan bazı parlayan, mavi parlayan düşmanlardan öncelikle kesin olarak kırmızı yakut düşüyor. Fazla XP veriyor. Bir de bazen de sandık veriyor. Haberiniz olsun. Şimdi açtığım sandık gibi. Hadi bakalım ne çıkacak? Ne upgrade alacağız? Bir de bazen şansınız varsa eğer, yani bazen random oluyor bu olay arkadaşlar. Bazen böyle sandıkta böyle ani capcaplı bir şeyler oluyor. İşte mor oluyor ya da böyle turuncu sarı falan parlıyor. Mor denk geldiği zaman 3 upgrade. Ekstrem olduğu zaman da yani turuncu sarı böyle aniden havai fişekler patladığı zaman sandığın etrafında 5 upgrade geliyor, haberiniz olsun. Yani dediğim gibi random olarak böyle çok acayip şeyler de olabiliyor ve çok daha fazla altın kazanıyorsunuz bu sayede. Yukarıda zaten seviyemiz, sağda altın, öldürdüğümüz düşman sayısı, geçirdiğimiz süre. Zaten ortada level'ın olduğu yerdeki o deneyim puanı barı. O da oldukça seviye atlıyoruz zaten. Bir de son olarak ekranın sol üst köşesinde de kullandığımız silahlar
ve altında da pasif özelliklerimiz yazıyor, gösteriyor. Haberiniz olsun yani. Toplam 6 tane silahımız ve 6 tane de pasif güçlendirmemiz oluyor. Bu arada Defne'yi alacağım ben buradan. Çünkü hasardan koruyor bizi. Geliştirdikçe çok daha uzun süre bizi ve çok daha fazla düşmanın hasarından bizi koruyabiliyor. Ve her 5 dakikada bir de mini boss geliyor. Bu bosslar giderek zorlaşıyor, büyüyor, farklı bosslar geliyor vesaire. Mesela burada bir çekirgemiz var. Gördüğünüz gibi normal düşmana kıyasla daha böyle büyük bir düşman kendisi. Kendisini öldürdüğümüzde direkt olarak sandık düşüyor. Mini boss olduğu için bakın direkt olarak sandık düştü. Sandığı açtık bakın mor. Bu sefer mor oldu ve 3 tane gördüğünüz gibi upgrade var şu anda. Ve böyle olduğu için de aynı zamanda ekran falan daha çok parlıyor. Aynı zamanda daha fazla altın kazandık. 401 altın verdi oyun bize. 2 tane defle upgrade'i verdi. Hasardan koruyan. Ve kampçı upgrade'i verdi. Kırbaç yani. İstediğiniz gibi hitap edebilirsiniz. Hem alanımız arttı hem hasarımız arttı. Zaten bizim karakterimizde kırbaç kullandığı için kendisinin upgrade'in gelmesi önemli. Aha da yemek geldi bu arada. Canımızı bir yarının birazcık üstüne çıkardık. Gayet güzel şu anda. Bu arada aynı zamanda bu oyun, yani bu bulunduğumuz harita falan sonsuza kadar sürmüyor. Şöyle anlatayım sizlere. Ne kadar çok hayatta kalırsanız o kadar fazla altın kazanıyorsunuz, özel kazanıyorsunuz. Oyunda belli başlı başarılar var. Başarıları tamamladıkça işte yeni bölümleri açıyorsunuz, yeni karakterleri açabiliyorsunuz para karşılığında. Bazı hatta direkt karakteri kendisini açabiliyorsunuz. Defle upgrade yapacağım yine bu arada. Bir fazla atak kazandırır diyor. Yani bu bir hasarda herhangi bir düşmanın bir adet hasarda önlemesine yarıyor yani. Kalabalık düşmanlarda ya da böyle çok güçlü düşmanlara karşı çok etkili oluyor yani. Neyse oyunda toplam yarım saat hayatta kaldığınızda arkadaşlar. Toplam yarım saat hayatta kaldığınızda direkt olarak ölüyorsunuz. Direkt olarak ölüyorsunuz. Ama bunun sebebini şu anlık sizlere açıklamayacağım. Çünkü spoiler vermek istemiyorum. Oyunun gerçekten de kendince bir yapısı var. Kendince bir özgünlüğü var. Bunu bizzat sizin görmenizi, oynamanızı istiyorum. O sebepler ötü olarak da yarım saati sonunda ne olduğunu sizlere söylemeyeceğim. Hayatta kalabildiğim kadar kalacağım bu arada. Yani erkenden ölmeye ya da zorla yarım saat hayatta kalmak gibi bir çabam olmayacak. Ekstra bir çabam yani. Haberiniz olsun. Bu arada dakika 7'ye geldik. Giderek kalabalıklaşıyor düşmanlar. Oyun giderek zorlaşıyor. Ve böyle aynen böyle üzerime düşmanlar falan da yağdırıyor rastgele. Yani bu düşmanlar normalde ekrandan geçiyorlar gidiyorlar. Bu grup halinde gelen yarasalardan bahsediyorum. Haberiniz olsun. Yani onları öldürdüğümüzde ekstradan karlı çıkıyoruz gibi düşünebilirsiniz. O tarafa döneceğim bu arada. Eğer ki dönebilirsem. Çünkü malum şu an aşırı kalabalık oldu ekran. Aha bu arada mıknatıs geldi az önce meşaleden. Mıknatıs aldığınızda uzakta olanlar da dahil olmak üzere bütün deneyim puanları size geliyor arkadaşlar. Bakın aynen 3 seviye falan atladım. Tabi bayağı da güçlenmiş olduk bu sayede. Santa suyunu geliştirdik falan. Oyunu durdurduğumuzda ya da 2 tane çizgi olan kısım oyunu durdurmanıza yarıyor. Burada şu anda bir şey yok. Oyunu ilerledikçe belli başlı şeyleri topladıkça buralar detaylanacak. Şu an hani hangi silah neyi kaçıncı seviye yaptığımızda falan oyunu durduğumuzda göremiyoruz. Yani tamamen ve tamamen oyunu takip ederek bunları aklımızda tutmamız gerekiyor. Yani şu anda aslında oyunda hiçbir şey yokmuş. Her şey çok eksikmiş gibi geliyor size. Geliyor olabilir gayet normal. Ama dediğim gibi zamanla bunlar açılıyor. Daha fazla spoiler vermeyip gameplay'e oyuna ağırlık vereceğim tamamen. An itibariyle yoksa öleceğim çünkü. Aha bu arada yarası öldü. Seviye atladıktan sonra sandığı alacağım. Tamam. Defle geliştirmesine devam edeceğim. Kalkan sağlamlığı 2 saniye daha artıyor. Yani 2 saniye daha hayatta kalıyor. Ve kalkanın belli bir cooldown'u vardı ya. Onu 5 saniye azalttık. Evet yine normal bir upgrade geldi. Evet kırbaç yükseltmesi geldi. 128'de ekstra altın geldi. Güzel. Taban hasarımız 5 daha arttı. Yani canı yüksek olan zorlu düşmanlara karşı daha rahat üstesinden gelebileceğiz bu sayede.
Şu an gayet güzel bir şekilde idare ediyoruz bu arada. Canım biraz az evet ama. Canımın az olması sizi korkutmasın. Yani bir canla bile uzun süre hayatta kalmıştım var yani. Ama bu girişte öleceğiz tabii. Biraz dikkatli olmam gerekiyor. Yani çünkü kırbaç kullandığım için kırbaç da zorluyor doğal olarak. Belli bir alan olduğu için. Aslında kutsal su. Yani bu kırılan mavi şişelerin etrafında oynarsam ama çok daha rahat hayatta kalabilirim. Evet, sağda suyun yine yükseltme geldi. 7. seviye oldu. Bu arada maksimum 8. seviyeye kadar çıkıyor. Silahların yükseltmesi. Ve zırh gibi yükseltmelerde, yani zırh gibi pasif özelliklerde 5. seviyeye kadar geliştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Onu da bilgisini vereyim. Ve bulunduğumuz her bölümde, mesela oyunun ilk bölümü için konuşayım. Dakika 9 ve belli spesifik dakikada hayatta kalmak için en zor dakikalar. Şu anda bu kırmızı gözlü geniş kanatlı yarasaları öldürmek fazlasıyla zor. Çünkü bunlar güçlü düşmanlar. Yani oyun sizi sınıyor. Çünkü dakika 10'da, yani 3 saniye sonra yine boss gelecek. Bakın gördüğünüz gibi boss geldi şu anda. Dikkatli olmamız lazım fazlasıyla şu anda. Bakın çekirgenin çok daha büyük versiyonu geldi şu anda. Kaç. Kaçmayı başardım ama güzel. Çiçekler falan çok fazla hasar vurmuyor ama etrafınızdaki düşmanlar çok fazla ani hasar verip sizi aniden öldürebilir. Çok dikkatli olmanız gerekiyor o konuda. Zaten zırh almamın en yegane sebeplerinden bir tanesi de o. Şu an boss'tan kaçtığım gibi gözükebilir. Ama ekranın dışına çıkarsanız, yani boss'un görüş açısından çıkarsanız, bu sefer ekranın herhangi bir yerinden rastgele sizi takip ediyor. Yani tamamen de kurtulamıyorsunuz. Öyle canavarıyla kaçmanız sizi uzun süreliğine kurtarmıyor yani. Aha da Santa suyunu fulledik bu arada şu anlık. Alan daha da genişledi gördüğünüz gibi. Artık çok daha hızlı Santa suyu düşüyor. Yani kutsal sudan olabilecek en maksimum şekilde faydalanabiliyoruz şu anda. Şu anda belli bir eğim aldım. Aha dakika 11'e geldik. Dakika 11, eğer silahlarınızı güzel bir şekilde yükseltebildiyseniz, alan hasarınız falan varsa, geniş alan satta olabilecek en rahat dakikalardan bir tanesi 11. dakika. Bu arada için konuşuyorum. Çünkü bunlar tek yiyor zaten bir yerden sonra. Tek yedikleri için de çok rahat bir şekilde XP falan toplayabiliyorsunuz. Ama çok kalabalıklar tabi. Bu da birazcık sizi zorlayabilir. Ama dediğim gibi, eğer ki yükseltmeleri güzel bir şekilde yaptıysanız, iyi silahlara yatırım yaptıysanız, böyle gördüğünüz gibi alanınızı çok rahat açabiliyorsunuz. Bakın boss bu sefer aşağıdan geldi. Ekranın dışına çıktığımız için. Defle geliştirmesi devam, ölmemek için hemen. Şu an gayet güzel bir şekilde hayatta kalıyoruz bu arada ve hasar almama rağmen kolay kolay da hasar yemiyorum fark ettiyseniz. Bunun sebebi defne. Bize kalkan sağlıyor çünkü. Ama bu mızraklı iskeletler beni bayağı bir zorluyor şu anda. Çünkü menzilleri geniş olduğu için ve hani hareket hızımız da düşük olduğu için bizi bayağı bayağı zorluyorlar. Anında kurt adamlar geldi. Kurt adamlar çok tehlikeli. Kurt adamlar çok tehlikeli. Hızlı hareket ediyorlar. Ve çok vuruyorlar. Ve aynı zamanda ölmek de bilmiyorlar kolay kolay. Şu anda bizim sıkıntılı dakikalarımız başladı. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde XP falan alamıyorum. Ve dakika geçtikçe ekran daha kalabalık oluyor. Mevcut bulunduğum alandan yaptığım o kadar tecrübe puanı alanından da uzaklaşıyorum. Oraya dönmem gerekiyor hemen hızlı bir şekilde. Koştur abi, koştur, 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 koştur. Deneyim puanlarını toplayamıyorum ya. Bari sandığa koşayım. Aha boss öldü bu arada. Boss her öldüğünde, yani her sandık düştüğünde bu arada sarı okla sandığın bulunduğu, sandıkların bulunduğu yerlere oyun size gösteriyor. Haberiniz olsun. Allah'tan var ya, şansıma magnet geldi, mıknatıs geldi. Yırttık. Alınan hasar da azalttım. Hatta fullledim. Bir daha seviye atladım. Yeni silahımız ne olsun? Yeni silahımız ne olsun? Yeni silahımız hadi bıçak olsun. Hatta ikinci seviye yaptım. Bıçak da böyle nereye bakarsanız oraya fırlattığınız bir silah bu arada. Bilginiz olsun. Yani başta OP gibi gelebilir ama adam akıllı hasar vurmuyor aslında belli bir seviyeye kadar. Yani çünkü zaten düşmanlar da çok kalabalık oluyor. Bir yerden sonra çok güçlü oluyorlar. Canları fazla oluyor. O yüzden bıçağın seviyesi düşükse hiçbir işe yaramıyor oyunda.
Ama şimdi hasarı bir arttı. Sayısı da bir arttı birazcık. Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Oh be, nihayet yemek aldım. Hayaletten mahvetti bizi. Bir canım var. Bir canım var. Hayır. Hayır. Ay, oyun çok acayip bir hal aldı şu anda. Bir canlı hayattayım şu anda. Hiçbir şekilde de iyileşemiyorum. Hayır. Kalkan gelsin, kalkan gelsin, kalkan gelsin. Vallahi kalkan geldi. Hala hayattayım. Hala hayattayım. Hayır. Bıçaklar şimdilik beni ufaktan da olsa bir kurtarıyor. Hayaletlere vurduğum için. Hayır. Sakın. 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 Hala hayattayım. Hala hayattayım. Çok güzel. Hala hayattayım. Yani çoktan ölmüş olmam gerekirdi bu arada. Şu an var ya, dualarla yaşıyorum. Mucizelerle yaşıyorum yeminle. Toplayabildiğim her şeyi toplamaya çalışıyorum. Ekstra. Son anda yine. Son anda. Defne var ya artı zırh. Çok güzel bir kombinasyon oldu. Yoksa çoktan ölmüştüm. Zırh olmasıyla defne olması çoktan ölmüştüm. Sandığa da gelmek üzereyim bu arada. Zaten yaklaştıkça ok böyle yerinden daha da fazla oynuyor. Daha hızlı oynuyor. Ama baya baya uzaklaşmışım. Bu arada yine sandık düştü. Mıknatıs aldım. Şansıma baya mıknatıs düştü bu arada. Bıçak sayısını arttırdım. Bir daha arttırdım. Çok güzel. Hadi. Bu sandık nerede kardeşim ya? Hayır. Vallahi dualarla yaşıyorum. Vallahi billahi dualarla yaşıyorum. Artık düşmanları da öldüremiyorum bile. Aldım sandığı. Aha! Havai fişek patlıyor. Üf! Üf! Şansımız çok yaver gitti şu anda. Şu an 3 upgrade gözüküyor ama mor değil. Turuncu kırmızı karışım. Bakın 2 tane daha geldi. Toplam 5 tane upgrade aldık yani şu anda. Hatta yani yükseltmelerimizi tamamen fulllediğimiz için para düştü. Yani bıçağı da fulllemişiz. Bıçağı da fulllemişiz. Çok güzel. Tamam, bir tane daha arttı. Hasarımız arttı. Bir tane daha fazla düşmanın içinden geçer diyor bu arada. Yani bıçaklar 2-3 tane düşmanı vurabiliyor diyecektim ki. Öldüm maalesef. Aslında reklamı izleyip canlanabilirim evet ama. Bence yeterince oyunu şimdilik size gösterdim ki videoda 22 dakika olmuş. Hani çok bile olmuş. Ve daha ilk bölümden 9 tane başarı açmışız bu arada. Bunların hepsini sizlere tek tek göstereceğim. Bekleyin önce bir şu başarılar bir geçsin. Bakın gördüğünüz gibi yeni yeni özellikler açıldı. Hatta yeni haritayı da açtık. 20. seviyeye ulaştığımız için oyun içerisinde. Level 10'a ulaştığımız için taş açıldı. Pasif özellik. Seviye 5'e ulaştık. Kanatlar hareket hızımızı arttırıyor. 1 dakika hayatta kaldık. Boş kalp. Azami canımızı arttırıyor. 10 dakika hayatta kaldık. Güvercin. Alan vuruyor falan. 20 ışık kaynağını yok ettik. Alev asası. Bu bir silah. Gezmeyen tavuk bul. Yani tavuk bulduk, yemek yedik ya. O işte. O da silah. Vakum. Çekici. Mıknatıs yani bu. Pasif özellik. Şam'dan da alanımızı arttırıyor bu arada. Zaten diğerlerini gösterdim. Ben bir reklam izleyeceğim bu arada. Ekstra altın almak için ardından da yavaştan kapanışımızı yapıyor olacağız. Evet, reklamdayı izleyip kazanan altın sayısını bayağı bir arttırdım. Gördüğünüz üzere kaç altın topladım hatırlamıyorum ama. Gizli başarıları yok abi, başarıları göster ya. Bu arada aynı zamanda statlarda yazıyor. Kaç dakika hayatta kaldık, neyi ne kadar yükselttik. Hangi sandıktan kaç tane bulduk basın. Bakın mesela 4 tane bronz, 1 tane gümüş, 3'lü upgrade. Altın olan da 5'li upgrade. Yani olabilecek en böyle ekstrem şey. Vurduğumuz hasarlar da yazıyor bu arada. 96k kırbaç vurmuş. Santosu'yu 132k vurmuş. Bıçağı yeni yeni aldığımız için, kullanamadığımız için de 4.8k vurdu. Gördüğünüz üzere. Evet, oyunun ana ekranına tekrardan döndük. Kilidi açılanlar diye bir kısım var arkadaşlar. Burada açtığımız başarılar ya da açacağımız başarılar yazıyor. Görevler de yazıyor aynı zamanda. Bunları hem videolarda hem de canlı yayınlarda yavaş yavaş topluyor ve açıyor olacağız. Hani bilginize. Yani oyunda şu anda 101 başarı gözüküyor. Ama aslında normalden daha fazla. Aslında daha fazla var arkadaşlar. Yani oyun daha ilk bölümden ne hale geldi siz düşünün. Neyse, şimdi buradan hemen yükseltmelerimi yapmak istiyorum. Ne yapabiliriz mesela? Şöyle miktarları, bedelleri bir göstereyim sizlere. Şimdi iyileşmeyi kesin açmam gerekiyor. Çünkü bu can yenilememizi sağlıyor. 2 seviye bunu attım. 2 seviye bunu attım. Bekleme süresi var.
Yani daha hızlı silahlarımızı kullanıyoruz. Alan var. Yani zaten iki seviye var. Ben bunu aldım direkt. Fulledim. Alan önemli. Bir de son olarak büyüme diye bir şey var. Yani daha fazla deneyim puanı kazanıyoruz. Tamam, bunu da yaptım. Zaten param bitti. Bunları arttırdıkça bu statlar kalıcı olarak artacak bilginize. Şans da aynı zamanda daha fazla para kazanmamıza, sandıktan da daha yüksek geliştirmeler almamıza falan olanak sağlıyor. Bunları sıradaki bölümlerde yavaş yavaş zamanda bahsediyor olacağım. Mıknatıs da bu arada zaten daha uzaktan çekmemize yarıyor. Bunu da açmıştık işte mıknatıs bulduğumuz için falan. Evet sevgili arkadaşlar, yeni serimizin ilk bölümü bu şekildeydi. İlk bölüm için biraz uzun oldu evet, ama hani bayağı verimliydi. Bayağı güzeldi. Güzel şeyler yaptık yani. Bilginize diyerekten, bir de son olarak burada da oyundaki bütün itemlar yazıyor. 136 tane itemin 12'sini keşfetmişiz. Bunları da yenilerini buldukça ilerledikçe keşfediyor olacağız. Neyse, izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, seriyi beğendiyseniz, yeni seri hayırlı olsun destekleriniz için, destek amaçlı beni bırakmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da, başka üzerlerimizden ve çektiğimizden de dilerseniz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.